Bir düşünce avazından daha merhabalar, iyi akşamlar. Güneyimiz kaynıyor. Türkiye'nin güney sınırlarında, bazı kasabalarda, ilçelerde, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK ile güvenlik güçlerimizin çatışması devam ediyor. Değişik boyutlar kazandı çatışma. Diğer tarafta Suriye'de iç savaş bütün dehşetengiz fotoğrafıyla devam ediyor. Irak'ta yeni çalkantılar var. Ramadi, Bağdat güçlerinin yeniden kontrolüne girdi. IŞİD'in yeniden saldırabileceği iddia ediliyor vesaire. Dolayısıyla bölgemiz için, Türkiye için, Irak, Suriye, Orta Doğu için, bütün Müslüman dünya için acı bir yılı aslında geride bırakıyoruz. Umuyoruz ki birkaç gün içinde gireceğimiz yeni yılda Müslüman dünya bütün bu acıların üstesinden gelecek çözümleri bulabilir ve aydınlık bir geleceğe yürüyebilir. Belki de yapılabilecek tek dua bugün için bu. Bugün Suriye'deki yeni durumu, Türkiye ile bağlantılarını yeniden gözden geçirerek değerlendireceğiz konuğumuzla birlikte. Bugün konumuz Yalçın Topçu, eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, Kültür Eski Bakanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz hocam, hoş bulduk. Şöyle bakıyorum, belki de Suriye'ye girmeden önce bu Güneydoğu meselesini genel hatlarıyla bir konuşmamızda çok büyük yarar var. Çünkü gerçekten belki de PKK ile Türkiye'nin mücadele tarihinin uzun bir zamana yayıldığını biliyoruz. Belki de bu mücadele tarihi içinde PKK'nın en ağır zayiatla karşı karşıya kaldığı birkaç olaydan birisi bu son süreçte yaşanıyor. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın çatışma süreciyle ilgili ortaya koyduğu bilançolar korkunç. Büyük bir çatışma var. Fakat PKK bölgede direnmeye devam ediyor. Türkiye bu defa çatışmalarda özellikle insan zayiatı vermemek, güvenlik güçlerinden zayiat vermemek, mümkün olduğu kadar şehit sayısını çok azaltabilmek, insanlarımızın can güvenliğini dikkate alarak PKK ile mücadele etme gibi son derece hassas bir tercih üzerinden önemli bir mücadele yürütüyor. Bu mücadele de ister istemez özellikle dar mahalle aralarında PKK'lı güçlerin temizlenmesi bakımından takvimi bir miktar uzatıyor. Fakat Ankara'dan ya da İstanbul'dan bakıldığında şöyle diyenler var, ya nasıl oluyor kocaman Türkiye 10, 20, 50, 100, 200, 500 PKK'lıyı işte neredeyse birkaç aya dayanan bu çatışma sürecinde bölgeden temizleyemedi. Siz bölgedeki süreci yakından takip ediyorsunuz. Sizin zaviyenizden, açınızdan bakıldığında tablo nasıl görülüyor? Niçin hızlı bir netice alınamadı bu PKK'nın temizliği sürecinde? Evet hocam, öncelikle teşekkür ediyorum. Zatenizin şahsında da TRT Avaz'a teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, geldiğiniz için. Televizyonları başında bizi dinleyen, seyreden seyircilerimize de hayırlı akşamlar diliyoruz. Ve tabii ki bölücü terörle mücadelede şehitlerimiz var. Rahmet diliyoruz. Gazilerimize şifa diliyoruz. Ama şunu kesin biliyoruz ki toprak neticede şühedası varsa vatandır. Biz bu coğrafyada 1000 yıldır kalmanın bedelini birileri bize işte ödettiriyor. Onlar demişler ki Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir coğrafyadır. Onların torunları da şu anda diyor ki evet bizim dedelerimiz doğru söylemiş. Bu Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir coğrafyadır. Bu noktada da Kürtlerin de hiçbir değeri yoktur. Onları harcamak da bizim işimizdir diyorlar. Bölücü terörle ilgili verilen mücadele aşağı yukarı 38 yıl oldu. 84'teki o kendinden öldürerek büyü, Mao Zedong'un taktiğiyle, kendinden öldürerek büyü taktiğiyle o meşhur baskından bu tarafa neticede Cumhuriyet hükümetleri meseleyi sanıyorum ki iyi tarif edemediler. Yani bunun Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra medeniyet coğrafyamızda yaptıkları ameliyatın devamı olduğunu göremediler. Yani tekrar bir ameliyata gerek duyulacak. Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yılına bir hazırlık yapılıyor. Bunu göremedi Cumhuriyet hükümetleri. Ve neticede bu adamlar dün Çanakkale'de 72 düelle üstümüze üşüşenler, o planlarını ve maksatlarını yüzyıllar içerisinde coğrafyamızı, medeniyet coğrafyamızın hemen hemen bizden başlayarak bir tamamını hızla İslamsızlaştırdılar. Bugünlerde de işte 30-35 yıldır bizde, işte Arap Baharı vesaire adına ne derseniz deyin, iç savaşlarla vesaireyle de şimdi de insansızlaştırıyorlar. Şimdi bu noktada Türkiye ile ilgili böylesine muazzam, böylesine bir özel savaş, buna ben böyle diyorum, böyle tarif ediyorum. Bunu Bakanlar Kurulu'ndaki görevim sırasında da böyle tarif ettim. Bölücü terörle ilgili Cumhuriyet hükümetleri bir kere adını yanlış koydu. Yani adını işte bir terör örgütünün ismini vererek onu legallaştırdı. Halbuki bu bir bölücü terör örgütüdür ve bu bir Kürt-Türkmen savaşı değildir. Bu bir Kürt-Türkmen-Çerkez-Alevi-Sunni savaşı asla ve katla değildir. Çanakkale'de hesabı yarım kalanların 100 yıl sonra tekrar bizim medeniyet coğrafyamızda yeni bir harita belirlemek için Türkiye'yi içine dürme, kendiyle meşgul etme meselesidir. Evet, şimdi neticede özel olarak soruya geleyim. Doğru, şu anda Bakanlar Kurulu üyesiyken de memnuniyetle gördüğüm bir mesele var. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmelerde de gördüğüm ve memnun olduğum bir şey var, kanaat ve karar var. Sayın Başbakan'ın geçtiğimiz cuma o davet dedi ama ben emretti diyorum. Devletin Başbakanı emretti, davetine icabet ettik. Orada da yine bu mevzuyla ilgili çok üst düzey bir toplantı vardı. Orada da yine bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın ve ilgililerinin terörle mücadeledeki kararlılığını gördüm. Ziyadesiyle memnun oldum. Bu dönem zaten bu tablo çok belirgin. Evet. Mesela her ne kadar PKK, eklentili sivil toplum örgütleri, HDP, DTK vesaire son çıkışları hariç çatışmanın başından beri daha düşük bir dille yeniden ateşkes ilan edelim, çözüme dönülsün vesaire gibi çabalarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan düzeyinden, devletin en üst yetkilileri zaviyesinden sürekli teröre karşı bu defa güçlü bir kararlılık mesajı veriliyor. Bu aslında sahada PKK ile mücadele eden güvenlik güçlerimize de büyük bir moral veriyor sanıyorum, değil mi? Şimdi o moralleri daha çok artacak kanaatini taşıyorum. Sizin söylediğiniz bu işte 300-500 kişi bitirilemiyor mu vesaire noktasına gelmek istiyorum. İfade edelim tekrar altını çizerek, neticede devletin bütün organları, yani siyasi erk de dahil olmak kaydıyla Cumhurbaşkanı kararlı, Genelkurmay kararlı, ilgili güvenlik birimlerinin başındakiler kararlı, ilgili bakanlık kararlı, başbakan kararlı. Niye bunlar bu kadar kararlı? Çünkü millet Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla 38 yıldır topyekün milletimizin ve topyekün ümmetin başına bela olan ve ipi dışarıda olan bu illetin kazınmasını istiyor. Ve şu anda bunların işte usul, üslup vesaire falan, bunları tabii tartışırız. Neticede o çözüm süreci belki usulü, uslubu, yöntemi tartışılırdı ama şunun altını çizerek bir kere daha söylemek istiyorum. Evet, devlet vatandaşına Yunus gibi olmalı, eşkıyaya da Yavuz gibi olmalı. Keşke o günlerden devletimizin bir B planı olsaydı. Keşke o günlerden bugünkü kararlılığın gereği de olsaydı, yapılsaydı. Yani evet, bir taraftan bir şeyler yapılırken keşke onun muhatapları, paydaşları doğru seçilebilseydi. Mesela şimdi devlet şu anda ne diyor? İşte terör örgütünün siyasi kutbunu devre dışı bırakacağım diyor. Bak ne kadar güzel bir karar ama ne kadar geç kalmış bir karar. Evet, terörle mücadelede gelinen noktada gördüğüm şudur. Terörle mücadeleyle iki kutuplu, çok boyutlu bir mücadele konsepti belirlendi. Bu ciddi masalara yatırıldı. Ve bunların kuvvetleri öyle birilerinin dediği gibi 300, 500, 1000, 2000 vesaire falan değil. Bunlar bu usulü üslubu tartışılan süreç içerisinde dışarıdan da ithal ederek, işte Suriye'den, Irak'tan vesaireden, buralardan da ithal ederek Yani orada zaten bizim Kürtlerimiz savaşmıyor. Çok sayıda yabancı uyruklu PKK safında savaşan isimler belirleniyor. Yani bu işte başka milletlerin tabiatından, Avrupa'dan vesaireden macera aramak isteyenler, şunlar bunlar, paralılar vesaireler, her türlü cinsten insanın, bizzat yöredeki kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, muhtarlarımızın ifadesi, adları şu bu olanların çarpıştığı bir yer ve bunların sahaya yayılmış aşağı yukarı 10.000'e yakın militanı var. Paralı askerleri var yani. Bunlar besleniyor ve işte Türkiye Cumhuriyeti meşgul edilmek istiyor ki bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Asıl bunun meselesi şudur. Hemen yanı başımızdaki Halep'imize, Şam'ımıza, Musul'umuza, Kerkük'ümüze yapılacak ameliyat sırasında ve bizim medeniyet sınırımızla aramızda bir koridor, bölücü terör örgütü devleti kurdurabilme amacıyla bizi işte güya enerji koridoru olmaktan çıkartmak vesaire ve bizim medeniyet coğrafyamızda işte Halep'imizin, Şam'ımızın, Kerkük'ümüzün, Bağdat'ımızın, Türkmen Dağı'nın üzerinde yapacakları, yeniden cetvelle çizecekleri bir haritada sırasında Türkiye masada olmasın, Ankara masada bulunmasın. Bütün mesele budur. Ankara bunu görmüştür ve okumuştur. Bölücü terörle mücadele noktasında ifade ettiğim gibi silahlısına yaptığı mücadeleyi şimdi siyasetçisine de yapmak kararı almıştır ki bu çok ciddi bir karardır, gecikmiş bir karardır. Hukuk içerisinde asıl tehlikeli, hani şehit babası diyor ya, babam Kürt diyor, anam Kürt, ben Kürdüm diyor, Allahsızlar diyor, kitapsızlar diyor, asıl diyor mecliste para alanlar diyor bu işin diyor, asılı da onlar diyor. Bu bir yüreği yanan şehidimizin, bir Kürt babanın feryadı değil mi? Hep beraber dinledik. Evet. Feryat ediyor adam. Evet, şimdi vatandaşın bu hassasiyeti devleti yönetenler tarafından anlaşılmış, algılanmış, parti kapatma vesaire falan değil. Suçu kim işliyorsa, yani elinde silah tutan terör örgütünün sözcülüğünü siyaseten kim yapıyorsa, akıl hocalığını kim yapıyorsa, hukukumuz meri kanunlar, uluslararası hukuk neyi öngörüyorsa onu yapmaya karar almış bir siyasi erk var. Çok memnunum. Çok mutluyum bir vatandaş olarak. Çünkü bu milletin kararı. Şimdi şöyle bir tablo var. Suriye'de Ocak ayında, gireceğimiz ayda çok muhtemelen bir ateşkes ilan edilecek. Hı hı. Bununla ilgili Güvenlik Konseyi'nde de bazı kararlar alındı. Takvim işlemeye başlayacak. Suriye tahtasında Amerika ile Rusya'nın anlaşamadığı ve kolay kolay anlaşamayacağı pek çok konu var. Fakat anlaştığı birkaç konudan birisi bu Rojava bölgesi denilen PYD'nin, PKK'nın Suriye kanadının denetimi altında olan bölge. Bu konuda gerek PKK'lı güçleri, işte bunlar solcu, batılı, seküler, batı değerlerine bağlı diye akredite ettiler. Başından itibaren bu Amerikalılar. Sonra Ruslar bu krizden sonra örtülü olan şeyini, desteklerini açık hale getirdiler PYD'ye. Dolayısıyla PKK'nın silahlı kolu PYD bu iki kantonu 3. kantonla, Afrin'le birleştirmek üzere de harekete geçmiş durumdalar. Amerikalıların ve Rusların da bir desteği var. Diğer tarafta bu projeye en şiddetli tepki gösteren ülke Türkiye. PYD terör örgütüdür diyor. Asla bu kabul edilemez. Ve diyor Fırat'ın batısına geçtikleri andan itibaren cevabını alırlar, buna müsaade etmeyiz. Bu kadar ipler gerildiği bir noktada PKK'nın Türkiye'ye karşı bu güya Türkiye içinde de özerk yönetimler, kantonlar ilan edecek. Bu ilçelerin hemen çoğu bu sınır bölgesine yakın, Rojava denilen bölgeye yakın ilçeler. Bunlar da onlara katılarak falan yeni bir projeye iş dönüştürülecek. Fakat dönüştürülemese bile Türkiye kendi içinde meşgul edilerek, morali bozularak, dengesi bozularak, bu Rojava projesinin dışında tutularak proje yürüyecek. Böyle bir tablo varmış intiba uyanıyor. Bende de şahsen var. Ne diyorsunuz? Tespitiniz çok doğru hocam. Mesele budur zaten. İşte orada bir oldu bittiye getirebilmek için Türkiye'yi içinde meşgul etmeye çalışıyorlar ve dışarıdan ithal edilen katillerle Türkiye işte 3-5 ilçemizde meşgul ediliyor, işte morali bozuluyor vesaire, içine dürülüyor. İşte diğer taraftan Rusya evimizin damında racon keserken sen uluslararası hakkının gereğini yapıyorsun. İşte o ekonomik bilmem neler falan. Yani her noktadan Türkiye'nin o medeniyet coğrafyasında yapacakları ameliyat sırasında o masada olmasını istemiyorlar. 100 yıl evvel de bunu böyle yapmışlardı. Yani şimdi bakıyoruz Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde kaybeden kimdir? Osmanlı'dır. Osmanlı cephede yenilmek için karşılarına aldıkları bir devlet olmadı ki. Hep beraber, hepsi birlikte Osmanlı'yı parçalamak istediler. Ve neticede ne yaptılar? İşte Rus da bizi önce Sarıkamış'ta karşı karşıya getirdiler. Sonra Çanakkale'yi yaşadık. Ve neticede işte Sakarya'ydı, Dumlupınar'dı. İşte 780.000 km² vatan toprağıyla baş başa kaldık. Bugün hani diyorlar ya birileri, tarihten bir haber, partilerimizin değerli sözcüleri, ne işimiz var Suriye'de? Ne işimiz var Suriye'de? Bilemiyor ki Suriye daha düne kadar senin Antep'in gibiydi. Halep'in gibiydi. Irak'ta da geçen aylarda oldu biliyorsun. Ne işimiz var şeyde, Musul'da değil mi? Musul'dakiler de diyor ki 82. ilimiz olamaz mıyız? Evet, ne yazık ki. Tabii acınacak şeyler bunlar ama söylediğiniz tespit çok doğru. İşte mesele budur. Yani mesele bölücü terör örgütünün işte sazcıları, sözcüleri, silahlıları, silahsızları, burada o ifade ettikleri fantezilerin falan gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü bunun millet nezdinde bir karşılığı yoktur. Yani Kürdüyle, Türkmeniyle herkes bir kararlılık içerisinde ay yıldızlı al bayrak altında doğduğu yerde doymak istiyor. Başı dik, karnı tok, birinci sınıf vatandaş olmak istiyor. Ve bu 13 yıl süre içerisinde belki bu hükümetin yaptığı en iyi şeylerden birisi odur. Herkese şerefli ve eşit bir vatandaş olma yolunu hızla açtı. Bir takım şeyler yaptı. Yeterli mi? Değil. Daha ileriye gitmemiz lazım. En ileri dedikleri demokrasi kim? Neresi ise, oradaki bireysel hak ve özgürlükler neyse ülkemizdeki insanımız da en tabii hakkıdır. Bütün insanımızın en tabii hakkıdır. Her birimiz bu ülkenin şerefli birer vatandaşıyız. Her birimiz bu ülkenin asil evlatlarıyız. Malazgirt'te biz yan yana durmuşuz. Kudüs'te yan yana durmuşuz. Çanakkale'de yan yana durmuşuz. İşte o Kürt babanın feryadı gibi. Ay yıldızlı al bayrak altında da inşallah kıyamete kadar beraber olacağız. Zaten dikkat ederseniz o çatışmalarda Kur'an'ı eline alıp kaçan Kürt kardeşlerimiz nereye geliyor? Türkmen kardeşlerinin yanına geliyor. Onun için bunların hepsi fantezi, o oyunun bir parçasıdır. Zaten baktığımız zaman bölücü terör örgütünün siyasi temsilcileri hemen bunu bir fırsat bildiler. İşte Rusya'nın kapısında, yani tıpkı kendilerini böyle pazara çıkarttılar. Kim talipse biz hazırız der gibi bir ahlaksızlık içerisinde kapı kapı dolaşıyorlar. Ama hiçbir şey ifade etmez ve bölücü terörle verilen mücadelede en zorunu en iyi şekilde şu anda hamdolsun güvenlik kuvvetlerimiz bir fiil yerine getiriyor. Çok zordur yani orada, biliyorsunuz, sokak arasında. En büyük PKK'nın zorluğu şu, tahmin ediyorum bu uluslararası destek arayışlarının sebeplerinden birisi de bu. Biliyorsunuz bu çatışma başlarken Devrimci Halk Savaşı adı verildi. Aslında bu çatışma halkla bütünleşerek toplam bir kalkışma ve direnişe dönüşecekti. Tabii kantonlar oluşturmak istiyorlardı. Oysa bu proje çöktü. Evet. Artık bölgede halkın da nefret ettiği 300.000 insan şu anda yurdundan yuvasından edildi. Düşünün, insanlar aylardır dükkanını açamıyorlar. Evet. Okuluna gidemiyorlar, işine gidemiyorlar, evleri darmadağın oldu vesaire. Bu darmadağın evleri olanlar kimler? İşini kaybedenler, dükkanını açamayanlar kimler? Kürtler. Tabii. PKK kimler için mücadele ediyor? 7 düel için. Kürtler için mücadele ediyor. 7 düel için. Yani iddiaları. Evet, yani dolayısıyla bu, bence bu halk desteğinin kazanılamaması bu çatışmada, halka karşı Türkiye, yani güvenlik güçlerine karşı yalnız kalış, PKK'nın uluslararası destek arayışlarını da bir tür mecburen hızlandırdı gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Zaten var. Yani bunlar çeşitlendirmek istiyorlar vesaire. Daha pahalıya kendilerini getirmek istiyorlar. Şimdi bu terörle mücadele çerçevesinde evini barkını bırakan kardeşlerimiz müsterih olsun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hamdolsun çok güçlü. Hem de birilerinin akıl alamayacağı kadar güçlü. Yani bakın şu anda hemen hemen dün Çanakkale'de karşımızda olanların bir tamamı, güya stratejik ortaklarımız da bunun içerisinde, bize racon kesiyorlar. Ekonomik kesiyorlar, sosyal kesiyorlar, medyalarıyla kesiyorlar, siyasi istikrarımızı bozmaya uğraşıyorlar, işte güvenlik noktasında zafiyeti düşürtmek istiyorlar ve bunu yapan güçleri bir fiil kullanıyorlar, sekve idare ediyorlar. Ama buna rağmen hamdolsun bizim başbakanlığımızın önüne kasalar atılmıyor. Allah'a hamdolsun yine alışveriş merkezlerimizin dolu olduğunu görüyoruz. Bu ülke hamdolsun asgari ücretli kardeşlerimize inşallah daha fazla verecek 1300 lira para veriyor. Memur maaşını alıyor. Esnaf öyle veyahut da böyle vergisini, SSK'sını ödüyor. Daha iyi şeyler olmaz mı? Olacak inşallah. Ama dediğim gibi neticede 72 düel bize özel bir savaş durumu uyguluyor. Hele ki şu son 4-5 yıl değil mi? Ağacı bahane ettiler, kutuyu önümüze koydular, onu ettiler, bunu ettiler. Neler ettiler, neler ettiler. Hep bir anda ipe dizilir gibi birbirine benzemez bir sürü siyasi anlayış bir araya içtima oldu, dizildi. Bölücü terör örgütünün siyasi uzantısının meclise girmesi sağlandı. Bu badireleri atlattık ama ferasetimizle, irfanımızla, o Anadolu insanının feraseti ve irfanıyla bu işler atladı. Şimdi Güneydoğu'dan bu bölücü terör belasından evini barkını sadece bir Kur'an-ı Kerim'i eline alıp çıkan kardeşlerimize sesleniyorum. Gönülleri ferah olsun. O evlerinden daha iyi evler inşallah. En kısa sürede hem de. Bu terör 5-6 ay içerisinde kazınacak. O tutundukları o izbe çukurlardan onlar kazınacak ve en fazla onun üzerine bir 6 ay daha koyalım. 5 başı mamur konutlarda oturacaklar inşallah. Bütün zarar ve ziyanları karşılanacak. Hiç endişe etmesinler. Başbakan bununla ilgili gerekli teminatları verdi. Ben dedim işte cuma günü şahit olduğum şeylerden söylüyorum. Bunu da iftiharla söylüyorum. Çok da memnun olduğum için söylüyorum. Zaten bize bu yakışır. Devletimize bu yakışır. Milletimize bu yakışır. Biz kardeşlerimizi mağdur eder miyiz? Etmeyeceğiz inşallah. Ama şunu bütün Türkiye bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla ve katta işte adı bilmem ne olan bölücü terör örgütüyle değil, onun arkasındaki 7 düel diyordum da 72 düelle mücadele ediyor. Onu bir kere bilsin. Evet. Ve bunun nedeni şudur, bunlar 100 yıl sonra tıpkı Osmanlı'ya yaptıkları gibi bizim medeniyet coğrafyamızda, yani bizim Halep'imizde, bizim Şam'ımızda, bizim Bağdat'ımızda, bizim Musul'umuzda yeni bir kendi çıkarlarına göre ameliyat yapmak istiyorlar idi. Bu planları 100 yıldır devam ediyordu. Şimdi 100. yılında bunu gerçekleştirmek istiyorlar ve Türkiye, Ankara o masada olsun istemiyorlar. Bütün mesele budur ve içeride bu tip taşeronları kullanıyorlar. İşte dışarıda da işte Rusya, ABD, işte güya bizim bunlar stratejik ortaklarımız. Bakın gökte uçarken birbirlerine kanatları çarpmıyor bu uçakların. Hiçbirbirine zarar vermiyorlar. Önümüze bir IŞİD attılar. O bahaneyle kimi öldürüyorlar orada? Aşağıya attıkları bomba kime değiyor? Müslüman Kürt kardeşime, Arap kardeşime, Türkmen kardeşime. Ben öyle Bayır Bucak'taki mücadeleyi sadece bir de Türkmen meselesi olarak görmeyi de yanlış görüyorum. Evet, Türkmenler bizim soydaşımız ve dindaşımız. Araplar bizim kardeşimiz ve dindaşımız. Müslüman Kürtler var. PYD ve YPG'den kaçan Müslüman Kürtler var. Kürt Dağı'nın bu tarafında. Onların sesi kimse tarafından duyulmuyor. 6000'e yakın kayıpları var onlarına, şehitleri var. Evet, orada ümmetin 3 bahadır evladı. Kürdü, Türkmeni, Arabı. 1. Kendi zalim yönetimlerine. 2. 7 düelin yukarıdan yağdırdığı IŞİD bahanesiyle bombalara göğüslerini siper etmişler. Birisi diyor ki aman laskeye inmesin, öbürü diyor Türkmen dağa düşmesin, öbürü diyor ki Kürt dağa düşerse Türkmen'in köyüne gelecekler. Ben de burada bana düşeni yapayım. 15 gün evvel mesela 6 tane Arap kardeşimiz şehitti. İşte 3 tane Türkmen kardeşimiz şehitti. Yani Kürt de, Türkmen de, Arap da şehit veriyor. Ve bizim Türkmenlerin çok güzel bir sözü var. Diyorlar ki önümüzde Kabe, arkamızda Türkiye, üstümüzde Allah. O bir davet gelmişti oradaki bizim Türkmen komutanlardan birisi. Dedi ki kendi şivesiyle bir dedi yere inseler göstereceğiz günlerini ama 1000 kilometre öteden atıyor. Ne yapabiliriz? Hazardan Rus füzeleriyle vuruluyor. Öbür taraftan denizden Laskiye tarafından füzelerle vuruluyor şu anda Türkmen Dağı. Ve gerçekten Türkmenler orada kendi mevzilerinde, Arap kardeşlerimiz o tarafta. Burada bir avuç o PYD, PKK işte neyse o bölücü terör örgütünün uzantısı yapılanmadan kaçan Kürt kardeşlerimiz de orada Allah için mücadele veriyorlar. 550.000 yıllık yurtlarını, topraklarını, çocuklarını, namuslarını, şereflerini koruyorlar. Ve dediğim gibi 7 düelin bombalarına rağmen koruyorlar. Şu tam da iyi oldu, bu noktaya getirecektim sohbeti. Yavaş yavaş Suriye'ye, Bayır Bucak'a geçelim diyordum. PKK'yla bölücü terörle ilintili olduğu için burayı. Siz yakından takip ediyorsunuz bölgeyi. Sizde de görüşenler var. Tabii. Belli yardım programları falan da yürüttünüz. Ben de yakından takip ediyorum. Bölgede takip ettiğiniz kadarıyla özellikle Bayır Bucak bölgesinde son durum ne? Son durum şu efendim. Bilgiler nedir? Rusya gerçekten IŞİD bahanesiyle bizzatihi özelde Türkmenleri hedef alarak, Türkmen Dağı'ndaki direnci kırarak, o sizin tespitiniz var ya, işte sınırımızda uydu bir devlet, kantonlar, uydu bir bölücü, terör örgütünün uzantısı bir devlet kurdurmak. Hayali, hepsinin hayali ve Türkmen Dağı bu noktada çok büyük bir engel. Türkmenler bu noktada özelde çok büyük engel. Ama Allah'a hamdolsun dediğim gibi ümmetin üç bahadır evladı da bütün bu tehlikelerinin farkında. Yani Kürdü de, Arabı da, Türkmenin de diyor ki, Türkiye'nin başına getirecekleri dolabın farkındayız. Burada canımızı vereceğiz ama Türkiye'ye bir zarar gelmesini de inşallah hem kendi topraklarımızı savunurken onu da engelleyeceğiz. Bu kararlılıktalar. Neticede bizim Ahmet Arnavut'un dediği gibi bir yere inseler görecekler günlerini, ama bombalıyorlar, vuruyorlar ve adeta tavşana kaç, tazıya tut. Yani böylesine bir aymazlıkla bunu ifade ettiğim gibi ne yazık ki bizim dostluğumuz olduğunu söyleyenler de bunu yapıyor. Yani yukarıda bir bakıyorsunuz ki işte tıpkı 100 yıl evvel yaptıkları gibi önce bizi işte Sarıkamış'ta Rus'la kapıştırdılar. Ondan sonra Çanakkale'de hepsi başımıza üşüştü. En neticede Kurtuluş Savaşı'nda işte imzalamayanlardan birisi de ABD'dir biliyorsunuz. Neticede şu anda da orada da aynı şeyleri yapıyorlar. Ama bunların hiçbir anlamı ve önemi yoktur. İfade ettiğim gibi orada ciddi bir direnç, ciddi bir mücadele var. Bunlar şu anda teknolojik işte üstünlükleri vesilesiyle ve ne yazık ki Birleşmiş Milletler'in görevini yapmamasından dolayı, iflas etmiş olmasından dolayı, işte NATO konseptine dahil olanların ifade ettiğim gibi sanıyorum ki böyle bir haçlı zihniyetiyle davranma gibi bir alışkanlıkları. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrası hani meşhur bir hikayedir ya, İngiliz komutan geliyor, Şark'ın Sultanı Selahaddin'in sandukasına ayağıyla vuruyor. O mendebur ayağıyla. Selahaddin, Selahaddin diyor, kalk da bak biz yine geldik. Evet, bunlar ne yazık ki şu anda yine oradalar. Yine Selahaddin'in sandukasına bu sefer kendilerini, gerçi onlar kabul etmiyor hamdolsun, zaten Selahaddin de onları kabul etmez. Ama ne yazık ki işte Selahaddin'in çocuklarını da mermi olarak kullanarak şu anda yine başımızdalar. Ama Allah'ın izniyle orada inşallah Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle bu tarihi bilince sahip, bu şuura sahip kardeşlerimiz buradan başarıyla çıkacak. Bir şeye daha çok memnunum. Bir, bu hükümet bütün kurumlarıyla ve siyaset tarafıyla bölücü terörde kararlı dedim ya. Şimdi siyasetini de buna ekledi. Yani bölücü terörle mücadeleyi iki kutuplu, çok boyutlu diyorduk biz öteden beri. Bunu şu anda kabul etti. Bu konsepte göre kendini aldı, mevzi aldı. Yani bölücü terörün silahlı kanadıyla uğraşırken vatandaşın bir tamamının tamamen isteği siyasi kanadıyla da hukuk içerisinde uğraşacak. Bu çok güzel. Bir sevindirici bir şey daha var. Devletin bir tamamı, siyaseti de devleti de bir kararlılık içerisinde diyor ki, medeniyet coğrafyamda yapacağınız her türlü iş ve işlevde bensiz olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı, ben eskiden derdim ki, rahmetli nenem derdi, hocam ölüm ölüm hırlamaya ne gerek? Ben bunu çok kullanırdım. Sayın Cumhurbaşkanımız onu dedi ki, öleceksek adam gibi ölelim. Evet, devlet şu anda medeniyet coğrafyamızda ameliyat peşinde olanlara diyor ki, biz öleceksek adam gibi ölme kararlılığındayız. Bayır Bucaklılar böyle şanlı bir direniş götürüyorlar. Evet, çok. Gerçekten. Aynen bu düstura uyuyorlar. Fakat bir ara verelim. Bu Bayır Bucak mevzu olur. Uzun sohbet etmemiz gereken bir mevzu. Çok teşekkür ederiz. Konuşmaya, sohbet etmeye devam edelim. Küçük bir aradan sonra sohbete devam edeceğiz. Güzel haberler rahat rahat paylaşılsın diye her yöne 400 dakika, 100 SMS, 1 GB internet ve PTT sellilerle sınırsız konuşma sadece 17 lira. Üstelik Ali Yurt'ta ev hasreti çekmesin diye PTT Kargo %20 indirimli. PTT Sell, seninle her an güzel. Evet, küçük bir aradan sonra sohbete devam ediyoruz Yalçın Topçu ile. Sayın Başkan, şöyle bakıyorum. Yani bu Bayır Bucak Türkmenleri meselesinde büyük bir kamuoyunda kafa karışıklığı vardı. Allah'tan sonra toparlandı, değil mi? İç kamuoyu Bayır Bucak'a karşı muazzam bir destek verdi ve hükümetin desteğinin yanında oldu. Ama başta sanki Bayır Bucak Türkmenleri derken uzayda birilerinden bahsediyormuş gibi bahsediyor, değil mi? Özellikle ana akım medyada falan bu konuları hiç bilmeyen ne kadar cahil adam varmış. Ne yazık ki hocam. Ya inanılmaz bir şey bu. Yanı başımızda, Hatay'ımızın devamı olan bir coğrafyada, değil mi? Evet. Yani yaşayan Türkmenlerden haberi olmayan insanlar. Aslında bu bir nasihat, bir nasihat hikayesinde olduğu gibi, değil mi? Bu acı tecrübeler üzerinden kendi 100 yıl önceki medeniyet coğrafyamıza yeniden dönüyoruz. Kendimizi yeniden eklentilerimizle, uzantılarımızla fark ediyoruz. Ama acı tecrübelerle bir miktar fark ediyoruz. Yani ne diyorsunuz bu konuda? İç evet hocam, ifade ettiğiniz gibi bir nüsibet bin nasihattan evladır demiş atalar ama çok acı şeyler yaşanıyor. Keşke bu nüsibeti yaşamadan. Bizim devletimizi, siyasetimizi işte yönlendirenler bu şuurda, bu bilinçte olsaydı. Yani Türkiye'de tabii ki Bayır Bucak Türkmenlerinden işte 550 yıl oraya ecdadın Hicaz yolunu güvenlik altında bulundurmak için işte yerleştirmiş olduğu kardeşlerimiz olduğu bilincine varsaydılar. Keşke işte söylüyoruz Nurettin Mahmut Zengi bir Oğuz, işte Selahaddin Eyyubi Şark'ın Sultanı bir Kürt. Ama orada Haçlı'ya karşı işte yapılan işleri keşke bilse idiler. Ama ne yazık ki bilmiyorlar. İşte ana muhalefet partisinin Sayın Genel Başkanı hala daha yani danışmanları mı yoktur nedir ben anlamıyorum. Mesela ODTÜ'yü savunuyor. ODTÜ'ye diyor devlet mevlet giremez diyor. Bileğin gücüyle diyor imtihana gireceksin, ODTÜ'ye öyle gireceksin diyor. Güler misin, ağlar mısın? Ya ODTÜ'yü şimdi işte diyelim ki orada namaz kılanlar işte provokasyon falan diyor, doğrudur değildir. Öyledir böyledir. Ya bu ODTÜ, bu milletin, bu memleketin hayrına bir tane eylem koymuş mu ortaya? Mesela bu ODTÜ'de, Bayır Bucak'ta Türkmenler Rus bombalarıyla katlediliyor, DAEŞ bahanesiyle diye ODTÜ'de bir eylem olmuş mu? Bir tane var mı yani? Bizim medeniyet coğrafyamızda. Mesela Doğu Türkistan'da, işte Doğu Türkistanlar Çin zulmüyle karşı karşıyalar. Çeçenistan'da Rusya Çeçenleri adeta soykırıma tabi tuttu. İşte daha dün Kırım ilhak edildi. Bu ODTÜ, bu Sayın Genel Başkan'ın savunduğu, Suriye'yi savunur gibi şimdi ODTÜ'yü savunmaya başladı bir anda. Halbuki orada bariz bir şey var. İşte bir grup namaz kılmak istiyor. O malum yapılanma, o grubu işte saldırıyor, vuruyor, dövüyor, her neyse. Yani bunu bir ana muhalefet partisi genel başkanı şöyle demez mi? Hukuk içinde kalınsın kardeşim, bakılsın. Üniversitelerimiz anarşi yuvası değildir ki. Yani insanlar inançları ile ilgili yapacakları bir şeye böyle şeyler doğru değildir. Rektörü ne yapar, o ne yapar, bu ne yapar. Ama bunlar hukuk içerisinde olsun, bakılsın. Devlet her yere hakim olmalı, her yere sahip olmalı. Devletin olmadığı yerde ne olur? Anarşi olur, kargaşa olur. Vatandaşta da bundan kaybolur. Bunu demiyor. İşte gelelim bu mevzuya. Ana muhalefet partisinin genel başkanı eğer derse ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Vatandaş ne yapacak? Vatandaş zaten Eskiden bir televizyon vardı, bir salona topluyordu. Şimdi internet çıktı. Evin çekirdek ailesi bile dört bir odada. Evet. O olan bir tarafta, kız bir tarafta, herkes bir tarafta, elinde telefon. Onun için aynen, kimsenin bir şeyden haberi yok. Bizim niye haberimiz var? Benim ilk karakolla tanışmam Kerkük Türk kalacak. Cemiloğlu'na özgürlük. Yani hamdolsun evet biz medeniyetimizle, milletimizle, geçmişimizle ilgili bir fikir okulundan yetişerek geldik. Hamdolsun bizim gibi başka fikir okulları var. İşte MPTB geleneği geçen çağırmışlar, davet etmişler, gittim sağ olsunlar. İstiklal şairimiz Akif'le ilgili maşallah pırıl pırıl. İşte Ülke Ocakları farkında bu işin, MPTB farkında. Yani fikir okullarının bir tamamı bu işin farkında. Orada Türkmen varlığının bilincinde. Hamdolsun zaten hep de onlar koşuyor. Allah'a şükür Kızılay'ımız dünyanın dört bir tarafına gidiyor. STK'larımız çok güçlendi. Yani bak bu iktidarın eksiği gediği çok şey sayabiliriz. Ama şu bir gerçek ki 14 yılda küresel bazda artık STK'larımız var. Yani İHA'sı var işte... devletin Kızılay diyelim. Bu Bayır Bucak Türkmenlerine ciddi bir yardım organizasyonu tabii oldu bu birkaç ay içinde. Müthiş hem de. Evet. Çok müthiş. Milletimiz de bu konuda zaten çok duyarlı. Milletimizin diğer gamlığını medeniyet coğrafyalarımıza taşımak STK'lar için de kolay, bireyler için de kolay. Ben mesela bir şey söyledim. 50.000 dolar topladı arkadaşlar. Allah bin defa razı olsun. Siz öncülük ettiniz, bunu takip ettik basından. Evet. Yani bir de tevafuk oldu. Kızılay'ımızda işte görmezden gelme kampanyası gittik. Ahmet Başkan'la birlikte de tekrar yabancılar da vardı orada. Avrupa'dan da Fransa'dan da bir şeyin temsilcisi falan vardı. Çok güzel oldu ve kampanya çığ gibi artarak da büyüyor. O görmezden gelmeyi işte oturduğun yerden cep telefonuna yazıyorsun. İşte Türkmen şu anda... Ki hamdolsun o başbakanla görüşmemizde kesin talimatı bizzat ağzından duydum. En kısa zamanda o kontingerler bitecek. Çadırlardan inşallah oraya geçecekler. Çünkü Türkmenler şöyle şimdi şu durumda şu. Getiriyorlar sınıra çoluk çocuğu koyuyorlar. Koşturarak çıkıyorlar tekrar cepheye. Yani işte alınlarından mı öpülür? Gerçi bu da az olur. Öpmek ne? Yani ayakların altı öpülür aslında. Çok ciddi bir yani... Akıl alamayacak bir destan yazıyor. Biri dedi ya Çanakkale'sidir bura. Evet. Yani gerçekten tıpkı öyle şeyler oluyor oralarda. Gerçekten öyle. Evet. Gökten bombalar yağıyor. Bizim Ahmet Arnavut'un dediği gibi ben ne yapayım diyor. İnseler yere göstereceğim günlerini diyor. 1000 kilometre Hazar'dan vuruyor diyor. Bu taraftan vuruyor diyor. Denizden vuruyor. Ben ne yapayım diyor. Bu uçak vurulduktan sonra Türk iç kamuoyunun gösterdiği tepkiyi de anlamakta ben zorluk çektim. Evet, Rusizmin ne kadar etkili olduğunu gördük. Şöyle bakıyorum, sizinle biraz konuşalım, tartışalım bunu. Siz ne dersiniz? Ben çıplak olarak baktığımda şöyle bir tablo var. Türkiye ile Rusya arası gerildi. Gerilmesinin sonucu olarak Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler krize girdi. Nasıl bir krize girdi? Türkiye aşağı yukarı... Rusya'dan 25 milyar dolar kabaca civarında bir fayda elde ediyor. Buna karşılık Rusya'da Türkiye'den doğal ağırlık olarak doğal gaz ve petrol satarak 50 milyar doların üstünde bir kazanç elde ediyor. Putin şunu yaptı. Dedi ki sizden meyve sebze almıyoruz. Size turist göndermiyoruz. Giyim miyim bilmem ne işlerini de askıya alıyoruz. Müteahhitlik hizmetlerini de yavaşlatıyoruz. Yani bize dedi ki sizin 25 milyar dolarlık yararınıza el koyuyoruz. Ardından dedi ki size doğal gaz satmaya devam edeceğiz. Size petrol satmaya devam edeceğiz. Ya buna rağmen biz panik yaptık. Yani diyor ki dediği şey şu. Ben bütün gelirlerinize sizin benden nemalanacak bütün gelirlerinize el koyuyorum. Fakat sizden bana akacak gelirlerin önünü açıyorum. Ondan vazgeçmiyorum. Evet şeyimiz donacak diyenler endişe etmesin yani değil mi? Biz niye korktuk anlamadım Putin'den. İşte hocam ne kadar güzel dediniz bak. Bizim aydınlarımız nasıl paniğe kapıldı değil mi? Utanmadan yazı yazdılar. Şeyimiz donunca görürsün diye de. Ha şeyin donmayacak şimdi buradan bak. Erdinç Hoca diyor. Şey doğalgaz alınacak şeyin donmayacak. Evet. Anlı şanlı bir köşe yazarı. Şeyi donmaktan kurtulmuş oldu bu vesile. Bakın hocam şöyle. Rahmetli şehit Cevher Dudayev bir sözü çok önemli bir söz bu. Diyor ki Çarlık kötüydü. Sovyet kötüydü. Ama asıl kötü olan, onlardan kat be kötü olan Rusizm. Bu çok kötü diyor. Yani bugün Putin'in haliyeti, ruh yapısı ve savunmuş olduğu, uygulamaya çalıştığı hadise budur. Rusizm. Bu ırkçılıktan da işte Çar'ın bilmem hayallerin, Çarlık hayallerinden de Sovyet hayallerine de kat be kat kötü. Ve çok enteresandır ne yazık ki bizim söylediklerimiz hep doğrulanır şeyler söyleniyor. Putin bir konuşmasında dedi ki işte güya Cumhurbaşkanımıza yaptığı bir saldırıda bizim dedi Türkiye'de dostlarımız dedi zaten işte bu işi doğru bulmuyor. Onlar bizi destekliyor dedi. Doğru. Rahmetli Kamuran İnan bize böyle bazen ayda bir işte o kendinin dışişleriyle ilgili çok ciddi bilgilerinden bir şeyler anlatırdı. O meşhur, herkes de bilir ya, ne kadar çok hain olan bir ülkeyiz sözü. Siyasi hayatımız boyunca ne yazık ki bunu görüyoruz. İşte ifade ettiğim gibi. Bak adam diyor ki doğalgaz falan satacağım, korkmayın sizin sadece domatesinizi almayacağım. Ben orada 50 milyar karıma devam edeceğim. Ve dostları harekete geçiyor. Hemen köşe yazılarına sarıldı. Ya bu Rusya Batı'nın ambargosu altında. Evet. Fiyatları, petrol fiyatları 140 dolardan 40 dolar civarına düşmüş. Şimdi daha da aşağıya düştü. Dünyada aşağı yukarı petrol üretim maliyetlerinin en yüksek olduğu ülkeler içinde sayılır. 16-17 dolar civarında. Dolayısıyla neredeyse tabii aynen öyle. Büyük bir krizde Rus ekonomisi. Şimdi bizim iç kamuoyunda, iç kamuoyunu oluşturan gazeteciler, köşe yazarları işte bunu hiç görmüyorlar. Evet. Sanki Putin bugün geldi, yarın gelecek. Ümümüze bastı, basacak. Ama bu büyük bir özgüven sorunu değil mi? Yani Türkiye sonunda ayrıca da ne olursa olsun kendi hukukunu ve onurunu savundu Türkiye, değil mi? Kendi sınırlarını ihlal etmiş bir uçağı düşürdü. Kendi opsiyonu içinde bir karar vermesi gerekiyordu. Verdi ve düşürdü. Ya bu kadar Türkiye'nin haklı olduğu bir konuda bile Türkiye'nin yanında duramamak çok dramatik bir şey değil mi sizce? Evet. Yani ifade ettiğim gibi işte Şehit Cevher Dudayev'in söylediği gibi Rusizm. Rusizmin anlaşılan o ki Türkiye'de de yandaşları var. Bu yandaşlar işte köşe yazarlarıdır, entelektüeldir, aydındır ve ne yazık ki siyasetçidir. Mesela ana muhalefetin sözcüleri ikide bir dönüp mevcut iktidarı Suriye'de ne işimiz var diye sorgularken bir gün olsun dediler mi? Rusya 5000 kilometre öteden ne işin var senin burada? Bir gün dediler mi? 11.000 kilometre ötede ne işin var senin burada? Oradan niye buraya geldin sen? Bunlara bir şey demiyorlar. Ama biliyorsunuz Suriye mevzusunda ana muhalefeti işte bu tip aydını, yazarı, çizeri vesairesi Suriye'de ne işimiz var diye feryat ettiler. Yani güya iktidarın Suriye politikalarını eleştirdiler. Evet ne yazık ki içimizde bunlar da var. Ama hamdolsun içimizde irfani ve feraseti yüksek. İşte Erzurum'da çıkar der ki ne yakacakmışız der, biz tezek yakarız. O da tezek yiyebilir mi der. Anadolu insanında böyle bir feraseti var. Ha birileri bunu o Rusizm, o Batı hayranlığı, o mugallitliğe devam etmek için İşte bunları böyle laf gibi söylerler falan fişman diye kaleme desa. Ama hiçbir korkuya, hiçbir endişeye Allah'a hamdolsun bu milletin derin irfanı ve feraseti müsaade etmiyor. Gerçekten bu ilahi bir hikmet. Yani ben hep şunu söylüyorum hocam. Diyorum ki Tanrı Dağı'ndan inmemiz bizim ilahi kader. Maveron Nehri'nin kıyısına gelmişiz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demişiz. Bu da ilahi bir kader. Niye milyonlarca Çin'i seçmemiş de Rabbul Alemin de? Bizi seçmiş. Çıkmışız oradan Hira Dağı'na. İnnemel mu'minne ihvatun. Gelmişiz Malazgirt'e. Bu bir ilahi kader. Bu kaderi de anca yazan bozar. Ne içimizdeki Rusçusu bozar, ne Amerikancısı bozar, ne İngilizcisi bozar. Hiçbiri bozamaz. Bu milletin derin kodlarında ilahi kaderin gereği öyle bir feraset ve öyle bir irfan var ki işte anlı şanlı köşe yazarı yazıyor bilmem neremiz donur görürsünüz diye. Erzurumlu dadaşım çıkıyor diyor ki ben tezek yakarım sınırım, sen tezek mi yiyeceksin diyor. Yani Anadolu'da şöyle bir şey var ya, sana uzun gelen bana yerden sürünür. Evet. Azdan az gider, çoktan çok gider. Evet, Rusya'nın kayıpları bizden daha çok olmasına, herkes bilmesine rağmen Rusizmcilik hortladı. Oradaki yapılan, dediğim gibi zaten işte haini de bol, ajanı da bol bir ülkemiz var. Ne yazık ki ama hamdolsun Kuvayi Milliye ruhunu bir fiil kodlarında, genetik kodlarında taşıyan çok kahir bir millet var. Evet. Kürdü, Türkmeni hepsi böyle yani. Bu krizden sonra yeni denklemler oluştu bölgede, evet, oluşuyor. Oluşacak. Belki Azerbaycan'ın kuruluşundan bu yana Elçi Bey dönemi hariç ilk defa Azerbaycan net bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldı. Rusya'ya karşı. Evet. Onlar da Ermenilere kışkırttı. Evet, yani kışkırttı. Yeniden düşük düzeyde çatışmalar başladı. Halen daha Hazar'daki platformda niye kaza oldu bu tartışılıyor. Bir ben sabotaj olduğu kanaatindeyim. Kesinlikle. KGB'nin bu tip alışkanlıkları var. Aynen öyle ama Azerbaycan büyük bir cesaret gösterip Türkiye'nin, evet, yanında yer aldı. TANAP projesi bir yıl önce alınıyor ve Türkiye'nin doğal gaz bağımlılığını dengeleyecek muazzam bir hamle yapılmış oluyor. Diğer taraftan Türkmenistan'la benzer anlaşmalar, politikalar geliştirildi. Bu Trans-Hazar geçiş projesi üzerine. Katar net bir şekilde Türkiye'nin yanında yer aldı. Başka ülkeler de var. Dolayısıyla Türkiye'de bu çatışmada yanında bazı ülkeleri buldu. Yalnız kalmadı. Böyle bir tablo ile karşı karşıya. Bu dengeler Türkiye'yi nereye getirir? Mesela ben Azerbaycan'la Türkiye arasında oluşan bu yeni iklimin, yeni başlangıcın çok hayati bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, tabii ki yani Azerbaycan neticede Ganire Hanım'la bir programda beraberdik. Bir tek Türkiye yok dedi. Milyonlarca Türk dünyası dedi Türkiye'nin arkasında var dedi. Kendisine de buradan selam olsun Ganire Paşayev milletvekili. Sayın Aliyev'in durduğu nokta tabii çok önemli. Azerbaycan milletinin, kardeşlerimizin durduğu nokta çok önemli. Evet, biz bir millet, iki ayrı devletiz ifade edildiği gibi. Çok önemli bu duruş. Ama bir hakikat var. Yani bir kere Rusya kendi aydınlarının ifadesiyle bir jeopolitik akılla değil, bunu bir serserilik gereği yapıyor. Çok net yani. Bu bir serserilik. Türkiye'nin öyle bir jeopolitiği var ki bu jeopolitiğe herkes dost olursa, partner olursa dünyada kazanır. Bu kadar yani net. Partner olunduğunda da çok başarılı, evet, bir diyalog kuruldu Rusya ile Türkiye arasında. Aynen öyle. Çok başarılı işler yürütüldü. Bu tek Rusya için değil. Yani bu ilahi kader derken biz buraya boşuna gelmemişiz, boşuna yerleştirilmemişiz. Bu coğrafyada bizim varlığımız, ay yıldızda diğer dünya devletlerinin dostluğu, bu dünyanın herhangi bir yerinde, buna kutuplarda dahil, kendilerine kazandırır. Mütekabiliyet esaslarına göre davranırlarsa, ay yıldızla beraber dünyada yerkürenin neresine giderlerse gitsinler kazanırlar. Bu kadar net. Evet. Onun için Rusya umarım ki Putin'in bu böyle akla, fikre, ipe, sapa gelmez böyle KGB bari soğuk savaş alışkanlıklarını halkı kırması lazım. Yani Rusya'nın aydınları şu anda harekete geçtiler. Güzel şeyler söylüyorlar. Yani şu anda Rus halkı 2015'te %50 fakirleşti. Ve Ruslar yarın şunu da sorgulayacaklardır bence. Bizim çocuklarımızın 5000 kilometre ötede ne işi var? Pilot niye öldü? Veyahut da şu anda biz niye orada Türkmenleri öldürüyoruz? Arapları niye öldürüyoruz? Ve çok ciddi de şehitleri var. Yani bizim Ahmet Arnavut'un dediği gibi bazı ara sıra yere iniyorlar. Yere indikleri zaman zaten müthiş kayıp veriyorlar. Hem de o çok güvendiği alnı şanlı komandolarından kayıp veriyorlar. Onu da biliyor. Rus halkı da bunu biliyor. Her ne kadar gizli tutsalar da saklasalar da bu bunları biliyor. Ve neticede ABD'sinin de İngiliz'inin de işte Hollandalısının da, Hollanda mesela şu anda işte bölücü terör örgütüne göz kırpıyor vesaire. Bizim terörle mücadelemizle ilgili oradan bir burnunu sokmaya çalışıyor. Bunlar tabii emperyal milletler, emperyal devletler. Bunların milletlerinin de içine sinmiş bu. Çoğusunun. Yani bu çok net. Yani biz fethih eden bir milletiz. O diğer gamlığımız, merhametimiz herkese aynıdır. Sadece kendimize Müslüman olmayız biz. Gavurcuk der bağrımıza basarız. Bunlar öyle değil. Bunlar alışmış. Yani öteki coğrafyalarda insanın kanıyla, canıyla emip, süzüp, alıp kendi hayatlarını beşbaşı memur yaşamaya atadan, dededen vesaireden, tarihten alışmış. İnsan alıp satarak bunlar işte zenginliklerine zenginlik kattılar. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanlığın en berbat şeyini yaptılar. Yani bunlar Nagasaki, Hiroşima attılar bir atom bombasını. Milyonlarca insanla birlikte canlıları, bitkileri yok ettiler. Var mı bizim milletimizin tarihinde böyle bir vahşet, böyle bir katliam? Biz fethetmişiz gittiğimiz yere, cami götürmüş, kervansaray götürmüş, millet uyuzdan ölürken hamam yapmışız. İşte bütün dünyayı dolaştık, görüyoruz, biliyoruz. Yani onun için bunların hiçbir esprisi yoktur. Sadece biz bu içimizdeki Rusizmcilere, bu içimizdeki mandacılara, nasıl ki Kuvayi Milliye zamanında Kürdü Türkmeni hep beraber, hep birlikte meydan okumuşuz. Ya istiklal ya ölüm demişiz. Seçimlerde bak bunu başardık. Parti pürtü meselesi falan değildi. Bazı garipler bunu anlayamadılar da. Bizim bir parti pürtü meselemiz zaten olmaz. Mesele milletse, vatansa gerisi teferruattır der. Bakarız. Öyle baktım. Ben bu bir istiklal seçimidir diyordum. Şimdi düşünün ki Allah muhafaza şu atmosferde Türkiye'de bir siyasi istikrarsızlık olsaydı. Tabii. Millet bunu 1 Kasım'da ferasetiyle açtı. Çok büyük sorun olurdu gerçekten. Değil mi? Allah hamdolsun gerçekten millet öyle ferasetiyle sandıkta bunu açtı. Şimdi millet bir şey daha yapacak. Bu satılmış kalemlere, işte şuna buna itibar etmeyecek. Biz dediğim gibi ilahi kaderi olan bir milletiz. Bu coğrafya bizim ilahi kaderimiz. Bu ümmete, bu ümmetin bahadır evlatlarına mihmandarlık etmek bizim ilahi kaderimiz. Biz dünyadaki bütün mazlumlara bizim ilahi kaderimiz olan diğergamlığımızı taşımak, götürmek bizim ilahi bir kaderimiz. Hiç endişe etmesinler. Hala daha bu ülkenin kasasında 130 milyar dolara yakın rezerve var. Hiçbir şeyden endişe etmesinler. Korkmasınlar. Bu tip yazılanlara, çizilenlere aldanmasınlar. Çünkü bunlar topuyla, tüfeğiyle, uçağıyla yaptıklarını aynı zamanda basınıyla, medyasıyla bir algı oluşturarak yapıyorlar. Ve bunda çok maharler ve beceriklidir. Aldanmasınlar. Geçen hafta ferasetlerine başvursunlar. Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neşirvan Barzani Türkiye'deydi. Bir önceki hafta da Barzani Türkiye'deydi. Türkiye'de bazı kurumları başta MİT'i ziyaret etti, briefing aldı. Cumhurbaşkanıyla, başbakanla görüştüler. Bölgede ilginç ittifaklar oluşuyor. Goran hareketi Barzani'yi sıkıştırıyor. Bir PKK ile yakın bir müttefiklik ilişkisi götürüyor Goran hareketi. Evet. Bu bölgede İran'ın açık desteğine sahipler. Diğer tarafta Bağdat'ta Şii ağırlıklı hükümet büyük bir baskı kuruyor kuzeydeki yapı üzerinde. Daha çok Musul'daki Türk askerini de bu bağlamda sorun ediyorlar ağırlık olarak. Yani işte Türk askerinin orada olması, oradaki yapının korunması, Türkmenleri, Kürtleri müttefik olarak yeniden kendi yanına çekebileceği endişesi ile büyük bir sorun oluşturdular. Birleşmiş Milletler'e kadar götürme ile tehdit ettiler Türkiye'yi. Herkes devreye girdi. Putin, Obama bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradı çekilmemiz için. Fakat Türkiye ısrarla bölgede kalma konusunda kararlı. Diğer taraftan da halen daha bu bağlamda Barzani'nin ayakta kalabilmesi için bölgenin de tek müttefiki Türkiye. Büyük bir ekonomik bağımlılığı var Türkiye'ye dönük. Ve bölgedeki tek iktisadi üretim unsuru petrol ve doğalgaz. Ve bu yapının da uluslararası pazarlara çıkabileceği tek yol Türkiye. Ne diyorsunuz bu Türkiye ile Barzani arasında müttefiklik ilişkisine? Evet. Aynı zamanda PKK'nın dengelenmesi bakımından soruyorum. Süremiz de biraz daraldı bayağı. Tamam hocam, kısaca alabilirsem memnun olurum. Şimdi 100 yıl evvel dediğim gibi Osmanlı coğrafyasını parça parça edenler ne demişler? Balkanlara dönmüş demişler ki size büyük bir Arnavutluk vaat ediyoruz. Arnavutluk en son Osmanlı'dan kopandır. Büyük Arnavutluk falan da yok. Arnavutluğu da biliyoruz. Tikamızda, şunumuzda, bunumuzda oralardayız hamdolsun. O kardeşlerimizin de elinden tutuyoruz. Ama bunu söyleyerek Balkanlarda aşağı yukarı 5 milyon Müslüman Türk'ün katledilmesine, ölmesine vesile olmuşlar ve Balkanlar elimizden gitmiş. Dönmüşler Orta Doğu'ya. Kaç devlet şu anda? 16 devlet değil mi? Evet, bunlara da demişler ki size Büyük Arabistan. Büyük Arabistan falan olmamış, 16 devlet kurulmuş ve o devletleri kurdururlarken halklarından kopuk, yani tabanından kopuk bir takım ailelere oturtturmuşlar. İşte Suriye'de yaşanan, Irak'ta yaşananlar ve diğer yerlerde yaşananlar. Neticede dönmüşler, işte bir takım şeyleri de birilerine vaat etmişler. Artık biz ümmetin bahadır evlatları olarak şundan ders almış durumda değil miyiz? Bizim bu coğrafyalarda ittifakımız ilahi bir emirdir ve hepimizin faydasınadır. Yani Orta Doğu'da Kürd'ün, Türkmen'in, Arap'ın ittifakı bir ve beraber olması, bir Selahaddin'i, bir Nurettin Mahmut Zengi'yi, bir Alparslan'ı ortaya çıkartır. Hep beraber hepimiz müreffeh yaşarız. Yani medeniyet denildiği zaman değil mi? Hicaz medeniyeti diyoruz. Bağdat medeniyeti diyoruz. Şam medeniyeti diyoruz. Nerede kaldı bu medeniyetler? İşte elin adamı geldi. Lawrence'iyle, onuyla, şunuyla, bunuyla. Neticede Osmanlı o coğrafyadan çekildi. Biz bir olmamız gerekirken Allah'ın emrini arkaya bıraktık. Kavmiyetçilik derdine düştük. Ve neticede gelinen bu noktada Osmanlı'dan bu tarafa o coğrafyada 100 yıldır kan var, gözyaşı var, ah var. Başka da bir şey yok. Bir avuç ailelerinde mutluluğu ve refahı var. Bu medeniyet... Onun için bu çok önemli. Bu ittifak çok önemli. Bu ittifakı ve medeniyet meselesini ileriki programlarından birinde yeniden bir araya gelelim, konuşalım. Süre bitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Su gibi geçti zaman. Evet, bir saat sizinle. Ayağınıza sağlık. Sizinle olmak da büyük bir şeref. Saygıdeğer izleyenler, Sayın Yalçın Topçu'yla Suriye, Türk dünyası, Kuzey Irak, Güneydoğu'da yaşanan sorunlar üzerinde sohbet ettik. İyi akşamlar diliyoruz.